Anne ve kızları arasındaki ilişki çok önemlidir. Eğer kızlar bir şaka savaşı yapmak isterlerse anneleri de intikam silahlarını çıkarabilir. En iyi sabahlar şakayla başlar. Bunun için annemize kahve yapalım. Ama şeker kavanozundan şeker almak yerine gizli bir içerik kullanalım. Neden bu kadar uzun sürdü anne? Ah, her şeyi hazırlamışsın. Sadece kaynar su doldurmam lazım. Olamaz. Bu Cappuccino Volkanı da nedir? Ben bu kadar çok köpük istememiştim. Şu patlamaya bak. Söylesene bunun içine ne koydun? Böyle baloncuklu bir içecek hazırlamak çok kolay. Vitamin tableti ve hazır kahveye ihtiyacımız olacak. Tableti toz haline getirelim. Şeker ekleyelim. Karıştıralım. Kahveye koyalım. Tatlı tanecikli baloncuklu tozumuzu sıradan şekerden ayırt etmek imkansız. Su dökelim. Tepkime başladı. Kişisel hijyen banyoya bir yolculukla başlar. Dişimizi fırçalamak için de öncelikle diş fırçamıza macun sıkmamız gerekir. Bu koyu renk gülümseme macunu mu? Bu annemin bir şakası mı yoksa diş macunu bu renk mi merak ediyorum. Ne olursa olsun bu, şaka yapmak için harika bir yöntem. Portakala ihtiyacımız olacak. Kabuğunu soyalım. Bıçakla istediğimiz şekle getirelim. Ortasına bir kesik yapalım. Dişimizi bir çubuğun ucuyla kazıyalım. Kenarını küçük makasla keselim. Aktif kömür tabletlerini suyla ıslatalım. Bunları iyice ezelim. Dişlerimizin arasını siyah renkle dolduralım. Birkaç dişimizi de siyaha boyayalım. Turuncu çeneyi ağzımıza yerleştirelim. Ve işte annem geldi. Anne, diş macununa ne oldu biliyor musun? Sarı, dişsiz bir gülümseme annemi çok korkuttu. Bu korkunç. Kızımın dişlerini mahvetmişim. Ben nasıl bir anneyim? Tuvalet kağıdı mı bitti? Bu şaka yapmak için harika bir neden. Tuvalet kağıdı ve siyah kalem alalım. Uzun bacaklı bir örümcek çizelim. Gövdeyi siyahla dolduralım. Birisi küçük bir sürpriz yapmak üzere. Burada bir örümcek var. Anne yardım et. Sadece çizilmiş. Sanırım örümceği geri saracağım. Annem bunu unutup örümcek şakasına düşerse kesinlikle harika olacak. Bir diğer fikir için bir kutu çikolata ve soğana ihtiyacımız var. Bir soğanın kuyruk kısmını keselim. Kakao ile suyu karıştıralım. Bir soğanın yarısını çubuğa geçirelim ve çikolataya batıralım. Çikolatayı sertleştirelim ve üstüne kakao serpelim. Kutudaki çikolataları soğanlarla değiştirelim. Eğer tüm koltuk peçete ve gözyaşlarıyla kaplıysa annemiz Titanic filmini 100. kez izliyor demektir. Rose, gidip Jack'i kurtaramaz mıydın? Burası en üzücü an. Gözyaşlarımı tutamıyorum. Hazır ol anne. Şimdi ağlamak için bir nedenin daha olacak. Annemize çikolata tabağını verelim. Annem bir çikolata aldı. Sonra ikinci ve üçüncüsünü. Dur, bir şey hissetmiyor musun? Beni rahatsız etme. Kendi halime bırak. Bu buz. Bu nereden çıktı? Bu akşam sıradan bir çay saati değil. Gerçek bir akşam yemeği yiyeceğiz. Kızım sonunda erkek arkadaşını benimle tanıştırmaya karar verdi. Ama buna pişman olacak. Annem çay koydu ve normal davrandı. Ama kesinlikle erkekten o kadar da hoşlanmadı. En yakın arkadaşının oğlu çok daha iyi. Tam bir beyaz atlı prens. Annem hiç düşünmeden tetiği çekti. Tabii ki su tabancasının tetiğini. Bu düşündüğün şey değil. Olamaz. Durum kesinlikle kötü gidiyor. Evet, yemek sona erdi. Erkek arkadaşım bu kadar çabuk nereye gitti?
Yapması gereken önemli şey neymiş? Anne, yine her şeyi mahvettin. Seninle bir daha kimseyi tanıştırmayacağım. Sana söylemiştim, o doğru kişi değil. Annemin erkek arkadaşımı kaçırmak için su tabancasına ve çift taraflı banda ihtiyacı var. Bandı su tabancasına yapıştıralım. Keselim, bandı masanın altına yerleştirelim. Silahımız hazır. Yetişkin bir kızdan her şey beklenir. Ama anne kesinlikle buna hazır değil. Kızım, seni arı mı ısırdı? Dudakların neden böyle şişti? Bu şaka için kalp şeklinde bir makyaj süngerine, ahşap spatulaya ve kağıt tutucuya ihtiyacımız var. Kalbi ikiye keselim. Makasla dudak şekli verelim. Spatulayı kısaltalım. Atacı yerleştirelim ve iki yanından silikonla sabitleyelim. Dudakları birbirine yapıştıralım. Tutucuya sabitleyelim. Süngeri dudak parlatıcısına yapıştıralım. Ah, demek sorun buymuş. Peki neden bunu yaptın? Ah, sadece öyle istedim. Selfie'de dudaklarım çok güzel çıkacak. Ergenler sağlıklı yiyecekler yemek istemez ama tüm gün dondurma yiyebilirler. Yemekten önce dondurma yememelisin. Annemin tatlıların yok olduğundan haberi olmaması için bir pratik bilgi kullanacağım. Orta kısmını kaşıkla ayıralım. Duvarlardan 1 santimlik dondurma katmanı bırakalım. Orta kısmı yiyelim. Kapağını kapatalım. Birinin dondurmaya dokunduğu belli değil. Kutuyu buzluğa koyalım. Er ya da geç annem kutuda bir şey eksik olduğunu anlayacak. Sanırım bunun kimi şakası olduğunu biliyorum. Hayır, hayır. Ben yapmadım. Dur bakalım hırsız. Seni yakalayacağım. Kız çoktan aynanın etrafında dönmeye ve annesinin küpelerini denemeye başladı bile. Renkli olanlar mı? Hayır, onlar çok parlak. Bunlar metalden mi yapıldı? Ah, hayır, bunlar çok ağır. Halkalar mı? Yine mi? Neden annemin kutusunda bu kadar çok eski tip mücevher var? Keşke farklı küpeler olsaydı. Annemi modern trendlerle tanıştırma zamanı. Dekoratif bant ve kil alalım. İki renkli kili karıştırıp doğal bir ton elde edelim. İnce bir sosis oluşturmak için rulo yapalım. Bunu bant rulosuna yerleştirelim. Kapatıcıyla iyice gizleyelim. İki kulağımız için de küpe yapalım. Bunları tıbbi yapıştırıcıyla yapıştıralım. Hiçbir şey yokmuş gibi annemizle koltuğa oturalım. Annem her zamanki gibi bir şeylerle meşgul. Merhaba. Evet, tabii ki. Buluşmamızı hatırlıyorum. 15 dakika içinde geliyorum. Olamaz. Üzgünüm. Sana demedim. Ne yaptın? Ah, kulaklarını mı yırttın? Bu şakaları bir gün beni delirtecek. Ama annem zaman kaybetmedi ve zıplayan ayraçlı bir şaka hazırladı. Sürprizli ayracı kitaba koydu ve şaka kurbanını çağırdı. Ne oldu anne? Ders çalışmam mı gerekiyor? Bu çok stresli. Okumaktan nefret ediyorum. Ama o da ne? Kitapta bir yarasa var. Neredeyse beni yiyecekti. Ah, bu zıplayan bir ayraç. Ah, anne. Mukavvaya bir yarasa çizelim. Keselim. Kenarlarına kesikler yapalım. Ortasına düz bir çizgi yapalım. Yarasayı ikiye kıvıralım. Gözlerle bir ağız çizelim. Yarasayı siyah kalemle boyayalım. Gözleri sarı ve ağzı da kırmızı yapalım. Yarasaya bir lastik bant tutturalım. Sınıf arkadaşımızın kitabına böyle bir ayraç yerleştirelim. Unutulmaz olacak. Kızımın morali bozuk. Masamdaki dağınıklık da ne? Her şeyi dün aldığım yerlere koydum. Bu kutu nereden çıktı? Beni aç. İki kere aynı şeyi söylemek istemiyorum. Vay canına, ne sürpriz ama. Tek bir kötü yanı var. Etraftaki her şey küçük parlak süslerle kaplandı. Anne, yine mi şaka yaptın? Tamam, sen temizleyeceksin değil mi? Yerlerle başlayabilirsin. Büyük bir mukavva kutu alalım. Kapağın kenarlarından birini keselim. Kutuyu sürpriz etiketiyle süsleyelim.
parlak kalpler yerleştirelim. Kutuyu parlak konfetilerle ve dekoratif tüylerle dolduralım. Kapağı yerleştirelim. Çift taraflı bant şeritlere yapıştıralım. Kutuyu yükseğe yerleştirelim. Ve bandın koruyucu katmanını çıkartmayı unutmayalım ki kapak rafa yapışsın. Tamam, sorun değil anne. Benim de güzel bir şaka fikrim var. Annemizin şemsiyesine sim dökelim. Biraz daha sim. Şemsiyeyi klipsle kapatalım. Ah anne, çıkmaya hazır mısın? Şemsiyeyi de al. Yağmur yağacakmış. Annem dışarı çıktı. Sanırım yağmur başladı. Tada! Sim yağmuru mu demek istedin? Ah, buna inanamıyorum. Korkarım ki tüm ofis bu parlak görüntüyü görünce çok şaşıracak. Anne ve kız şaka fikirlerimizi sevdiniz mi? Öyleyse siz de bunlardan hangilerini deneyeceksiniz yorumlara yazın. Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece Turum Turum'daki yeni videoları kaçırmazsınız.